Sevgili yarış severler, 20 Mart Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Adana'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı 6. 18 Mart'ta Mert Gökalp Arslan idaresinde çalıştı. 800'ü 1.01.2, son 400'ü 30.5 oldu. 2 numaralı Demir Efe 18 Mart'ta Tuncay Bulamayla ile 429.5'luk galobunu çullu olarak gerçekleştirdi ve ter alındı bu safkandan. Bu galobuyla da son çalışmasını tamamladı Demir Efe. İçte arkada kalan 4 numaralı Mekke öndeki oğlum Bülent'le birlikte çalıştı. 18 Mart'ta Hüseyin Budak idaresinde Mekke Han'ın 858.3, 4295 oldu. 7 numaralı İl Bengü 18 Mart'ta Ali Kaçmaz'la çalıştı. Altı yüzü 45.7 son dört yüzü 30.5 oldu. 8 numaralı Rüzgar'ın Fısıltısı 18 Mart'ta Mehmet Keskin'le çalıştı. Altı yüzü 46 son dört yüzü 30 oldu. Dışta olan 9 numaralı Suyun Sesi, içteki Güntekin isimli safkanla birlikte çalıştığı 18 Mart tarihinde Musa Demir'le 858 son 400'ü 29 oldu. 3 numaralı Caburhan 18 Mart'ta Kadir Demirel'le 642.3, 400'ü 28.3 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı çılgın Bilgiç 18 Mart tarihinde Aprantis'in idaresinde 643.9, 429.5 olan yarış galobunu tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Gölge ile 18 Mart'ta Mehmet Keskinle çalıştı ve 429.7 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 6 numaralı Kubbe Gülü 18 Mart tarihinde Supi Gümüşle iç pistte çalıştı. 600'ü 43.4, son 400'ü 29 oldu. 8 numaralı Pırıl Kız 18 Mart tarihinde İsmail Demirle çalıştı. 43 son 400'ü 28.6 oldu. 9 numaralı Urfa Ateşi ekranlarımıza geliyor. Urfa Ateşi'nin 18 Mart tarihinde Furkan Çetinle Adana'da iç pistte yapmış olduğu 642.5 son 400'ü 27.8'lik galobunu izliyorsunuz. 1 numaralı Zibidi Halil İbrahim Yıldırım'la 17 Mart tarihinde çalıştı. 800'ü 51.8, son 400'ü 26 oldu. 2 numaralı Antiochus ekranlarımıza geliyor. 15 Mart tarihinde Cihat Yıldırım'la piste çıkan bu safkanın 1000'i 5, son 400'ü 25.8 oldu. 3 numaralı Keymada Grande Aziz Akdemir idaresinde 18 Mart tarihinde çalıştı. 638.7 425.7 oldu. 4 numaralı Tron ekranlarımıza geliyor. 18 Mart tarihinde Ahmet Öz ile 639.7 425.7'lik galobuyla pistten ayrıldı. 5 numaralı Grey Shadow 19 Mart tarihinde Cihat Yıldırım'la çalıştı. 400'ü 25,5 olan kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı King Fury 18 Mart tarihinde Hüseyin Budak idaresinde çalıştı. 638.1 son 400'ü 25.6 oldu. 9 numaralı Peri Ana 18 Mart tarihinde Hüseyin Budak idaresinde piste çıktı. 600 metrelik bir galop yaptı. Peri Ana'nın 638.6, son 400'ü 25.2 oldu. 10 numaralı Stark 15 Mart tarihinde Nizamettin Demir idaresinde 1004, son 400'ü 25.6 olan uzun yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 11 numaralı Sine Sipse 18 Mart'ta Esat Demirkıran'la Adana'da iç piste çalıştı. 850 50, son 400'ü 25.2 oldu. 1 numaralı Kanar Han 19 Mart tarihinde Ramazan Bayram'la bir kenter yaparak son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. İçte olan 2 numaralı Diyavasi dışındaki silahlı isimli safkanla birlikte çalıştı. 18 Mart'ta Mehmet Geneş idaresinde Diyavasi'nin 6439 buçuk oldu. 3 numaralı Selda Hanım Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 18 Mart tarihinde 1012.2 428.5'luk galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Sait Bey 15 Mart tarihinde Ercan Çankaya ile çalıştı. Bini 13.6 son 400'ü 28.5 oldu. İçte olan 5 numaralı Bişkek Han dışındaki Aşkartay isimli safkanla birlikte çalıştı. 17 Mart tarihinde Mehmet Çelik'le 1012 400'ü 29 oldu. 6 numaralı Pala Salih 18 Mart tarihinde İsmail Demir'le 428.7 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı En Ergin, 18 Mart tarihinde Resul Keskin'le çalıştı. 643.5 son 400'ü 29 oldu. 8 numaralı Hür Adam 18 Mart'ta Supi Gümüş'le piste çıktı. 600'ü yüzü 42.6, son 4 yüzü 28.7 oldu 8 numaralı Hür Adam isimli safkanın. 9 numaralı Aldeniz 1400 metrelik uzun bir galopla bu koşu hazırlandı. 17 Mart'ta Ahmet Özyiğit ile 1400'ü 1.43.6, bini 13.5, son 400'ü 30 oldu. 10 numaralı Kop Kaptar 17 Mart tarihinde İlhami Göçer'le Adana'da iç pistte çalıştı. 800'ü 1 çift 0 buçuk son 400'ü 30 buçuk oldu. 10 numaralı Kop Kaptar isimli safkanın. 11 numaralı Son Toşur 17 Mart tarihinde Halef Katı ile piste çıktı. 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Son Toşur'un 1000'i 14.9 son 400'ü 30.6 oldu. 13 numaralı Daryüz 15 Mart tarihinde Ramazan Bayram İdaresi'nde çalıştı. 800'ü 56, son 400'ü 28 oldu. 1 Bir numaralı Birol Bey 18 Mart tarihinde Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde çalıştı. 800'ü 50.2, son 400'ü 24.7 oldu. Dışta önde olan 2 numaralı Unchained, arkada içte kalan Chain Chainbreaker'la birlikte çalıştı 16 Mart tarihinde Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde. Bini son 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Oğlum Hışman, 18 Mart tarihinde Şanlıurfa'da İçbiste Mehmet Ali Aktürk'le çalıştı. 853.4, son 400'ü 24.8 oldu. 4 numaralı Saf Krom 17 Mart tarihinde Velat Demir'le piste çıktı. 638.3 425.5 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. İçte olan 5 numaralı Sweet Dance dışındaki Daylight Ride isimli safkanla birlikte çalıştı. 18 Mart tarihinde Mehmet Geneş idaresinde 638 son 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Köstenceli 15 Mart tarihinde Kadir Baltacı ile bini 4.3 400'ü 25.6 olan galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Toros Kartalı içteydi. Dışta ise Harlan Draka var. Toros Kartalı'nın 19 Mart tarihinde İsa Dilber'le 639.5 son 400'ü 26.2 oldu. 9 numaralı Air Hawk ekranlarımıza geliyor. 18 Mart tarihinde Mehmet Aygünle Adana'da iç pistte çalışan bu safkanın 638.6 son 400'ü 25.7 oldu. 10 numaralı Captain America 18 Mart tarihinde Müslüm Örtünç'le çalıştı. 637.7 son 400'ü 25.4 oldu. 11 numaralı Flader Shy Veysel Tekin'le 18 Mart tarihinde piste çıktı. 600 metrelikte bir galop yaptı. 600'ü 40.8, son 400'ü 27 oldu. <laughs> bir numaralı Gold Design 18 Mart tarihinde Metehan Kılıç idaresinde 423 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Anadolu Yıldızı 18 Mart günü Enver Şimşek ile çalıştı. 425.3 olan kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Bird of the Fire 18 Mart tarihinde Harun Kılıç Arslan idaresinde çalıştı. 637.7 son 400'ü 24.7 oldu. 4 numaralı Deniz Kralı 15 Mart tarihinde Berat Aysen'le çalıştı. 1200'ü 1.20, 1000'i 5.6, son 400'ü ise 26 oldu. Dışta olan 5 numaralı Espinoza içindeki Tepe isimli safganla birlikte çalıştı 18 Mart tarihinde. Bünyamin Polat idaresinde 851.2, 51.2, 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Gökhan Babam 18 Mart tarihinde Necmi Altınla Şanlıurfa'da çalıştı. 800'ü 52,5 son 400'ü 26.2 oldu. Bir numaralı Deli Tahir 16 Mart tarihinde Ahmet Öz piste çıktı. 1000'i 4.6 son 400'ü 27.2 olan Uzun yarış galobuyla da İtman pistinden ayrıldı. İçte olan 2 numaralı Ahmet Beyli dışındaki Hikaye isimli safkanla birlikte çalıştı 17 Mart tarihinde. Metehan Kılıç idaresinde 850.4 son 400'ü 25.2 oldu. 3 numaralı Alberto 16 Mart tarihinde Harun Çanakçı ile piste çıktı. Bini 3.5 son 400'ü 24 olan uzun yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Nart'ın kılıcı 19 Mart tarihinde İsa Dilber'le 425,5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve pazar günü start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. Dışta önde olan 5 numaralı Victor Wallace, arkada kalan Kara Akrep isimli safganla birlikteydi. 15 Mart'ta Mehmet Akkavuz'la 1200'ü 1.18.2, 1000'i 4.7, 400'ü 25.8 oldu. 1 numaralı Macarovic 18 Mart tarihinde Adana'da iç pistte Mehmet Nuri Sunkar idaresinde çalıştı. 800'ü 1.01, son 400'ü 30.6 oldu. Dışta önde olan 2 numaralı Okçu Güzeli, arkada kalansa Narlı Dere isimli safkandı. 18 Mart tarihinde İsmail Yıldırım'la çalışan Okçu Güzeli'nin 800'ü 57, son 400'ü 28.7 oldu. 3 numaralı Saçan Hatun 18 Mart tarihinde Recep Karakaya ile 800'ü 58.7, 429 olan yarış galobu ile ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Tarsus'un gülü 18 Mart tarihinde Aziz Akdemir ile çalıştı. 858.3, 428.7 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Taş Bebek Tay 18 Mart tarihinde Ercan Çankaya ile piste çıktı. 800 metrelik bir galop yaptı. Taş Bebek Tay'ın 800'ü 58.8, son 400'ü 29.6 oldu. 6 numaralı Al Raziye 18 Mart tarihinde İsmail Yıldırım'la çalıştı. 800'ü 57, son 400'ü 28.7 oldu. İçte olan 7 numaralı Gülferah dışındaki Şah Ahmet isimli safkanla birlikte çalıştı 14 Mart tarihinde. Kadir Demirel idaresinde bini 11.5 son 400'ü 29 oldu. İçte arkada kalan 8 numaralı Narlıdere dışında önde olan bu koşuda start alan 2 numaralı Okçuk Güzeli ile birlikte çalıştı 18 Mart'ta Musa Demirle ile 857.5 son 400'ü 29.2 oldu. 10 numaralı Arin Gülü 18 Mart tarihinde Hüseyin Budakla Adana'da iç pistte çalıştı. 858 son 400'ü 29 oldu. 12 numaralı Kır güzel 13 Mart tarihinde Ercan Çankaya ile piste çıktı. 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Kır güzelin 13.6, 13 son 400'ü 30 oldu. 15 numaralı Ihlamur çiçeği ekranlarımıza geliyor. 18 Mart tarihinde Ali Kaçmaz'la çalıştı şu anda ekranlarınıza gelen safkan 800'ü 1.01,5 son 400'ü 32 oldu. 16 numaralı Kırsal'da 17 Mart tarihinde İlhami Göçer'le piste çıktı. 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 13,5 son 400'ü 29 oldu. 17 numaralı SS Gül 17 Mart tarihinde Recep Karakaya ile Adana'da iç piste çalıştı. 1200'ü 1.27, 1000'i 12.5, son 400'ü ise 29 oldu. 18 numaralı Tüllü Güzel 16 Mart tarihinde Furkan Çetin ile piste çıktı ve 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1013.6 son 400'ü ise 28.1 oldu. Sevgili severler, 20 Mart Pazar günü Adana'da start alacak olan Safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarışseverlerimize severlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.